noktalar. Kılıçdaroğlu'nu hep eleştirdik. Evet, yani muhalefeti hep eleştirdik aslında ama ben açıkçası Kılıçdaroğlu'nun son hamlelerinin çok yerinde, çok doğru ve çok büyük özveri gerektiren hamleler olduğunu da düşünüyorum. Bu Sadat meselesinden yola çıkarak elektrik eylemini de bunun için söyleyebilirim. İşte farklı kurumların önüne gitmesini de bu açılardan söyleyebilirim. Ya da işte o kaçacaklar ifadelerini de bu açılardan söyleyebilirim. Kılıçdaroğlu biraz vites arttırmış gibi görünüyor. Biraz değil, bir hayli vites arttırmış gibi görünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun Kadir Atalay? Ve tabii şunu soracağım. Bu yeterli mi? Çünkü biraz siyasette de o yokuş aşağı bisiklete binmek modeline Kılıçdaroğlu da geçti gibi. Sanki durduğu anda o da Erdoğan gibi düşecekmiş izlenimi doğuruyor bizde. Ne diyorsun? Şöyle teşekkür ederim. Şimdi tabii yapılan eylemleri, yapılan söylemleri rakip partiden ne kadar oy getirebilir anlamında bir değerlendirmemiz gerekiyor. Sadat baskını, yani bugünlerde aslında şu var. Yani iktidar oylarının %4'ü geçmemesi gerekirken bize iktidar oyunun %30'da sabitleyip bunun normal olduğunu, bunun kemik kitle olduğunu, bunların asla başka yere oy vermeyeceğini söyleyen CHP. Yani CHP AK Parti'nin %30'unu her zaman muhafaza etme peşinde. Bir. İkincisi, normalde biliyorsunuz anayasaya göre Erdoğan üçüncü kez aday olamıyor normal seçim takvimine göre. Ben muhalefet partilerinin ağzından bir kez bile bunun dile getirildiğini duymadım. Yani seçimler zamanında kardeşim 2023 Haziran'da sen de aday olamıyorsun dediklerini duymadım. Aksine sandığı getir erken seçim yapalım sen de aday ol da eze eze yenelim söylemi var. Eze eze yenilmiyor, her zaman eze eze yeniyor Erdoğan. Şimdi biz anketimizde sorduk bunu. Erken seçim istiyor musunuz diye sorduk seçmene. Yani %60'lardan fazla evet erken seçim istiyoruz diyen seçmen var. Peki 2023'te normal zamanında yapılacak bir seçimde anayasal olarak Erdoğan aday olamıyor. Sizce bu durumda erken seçime gidilip Erdoğan adayı yapılmalı mı yoksa normal zamanda seçim yapılmalı mı dediğimiz zaman o zaman erken seçim istemeyenlerin oranı %70'leri geçiyor. Diyorlar ki çünkü Erdoğan'ın aday olmadığı bir AK Parti'de Erdoğan lider olamayacağı için oyları da çalamayacaktır. Yani en nihayetinde. Yani şimdi son günlerde biliyorsunuz işte adayını açıkla adayımı açıklayayım sen açıklıyor musun ben açıklıyor musun? Hani sanki bakın diyorum ya hem iktidar hem muhalefet vatandaşın gündeminden tamamen kopmuşlar ki bu iktidarın işine gelir. Sanki vatandaşın en büyük arzusu, beklentisi Cumhurbaşkanı adayımız kim? Ya umrunda değil kimin aday olacağı. Gündem bu olmamalı. Gündem gerçekten de başarısız yönetilen ekonomi olmalı. Gündem neden bunu dile getirmiyor muhalefet partileri? Bakın AK Parti seçmeninden en fazla oy getirecek AK Parti seçmeninin Erdoğan'a en fazla tepki göstereceği olay İsrail meselesidir. Geçtiğimiz ay İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. 3 gün kaldı. Ya bir tane muhalefet partisi liderinin ağzından bunu duymadık, dile getirmediler. Halbuki bunu dile getirseler muhafazakar seçmen İsrail konusunda çok tepkili. Ya Mavi Marmara'da şehitlerimiz vardı. Ne oldu kardeşim? Hani One Minute vardı. Hani bunlar Müslüman katiliydi. Asla ve asla bunu dile getirmediler muhalefet liderleri. Onun yerine Erdoğan'ın kendilerine verdiği yerli ve milli gündemi konuştular. O gündemde doktorlar giderse gitsin gündemiydi. Biz bunu Erdoğan'ın söylediği gün açıkladık hem kendi yayınımızda hem televizyon kanalında dedik ki Erdoğan ortaya bir yem atıyor. Sazanlar bunu günlerce konuşacak ama dedik bu gerçek gündemi saklamak için üretilmiş sahte yerli ve milli gündemdir. Ve günler boyunca 3 gün kaldı İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'de. Ancak bir kişinin ne medyanın ne de siyasilerin ağzından bunu duymadık. Bir.
İkincisi, geçtiğimiz hafta Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gitti ve İsrailli meslektaşıyla, İsrail Dışişleri Bakanı'yla ortak basın açıklaması yaptı. Bu ortak basın açıklamasını Kudüs'te yaptılar. Kudüs bize göre, Türkiye'ye göre resmiyette halen Filistin toprağıdır. Kudüs'ü bugün kendi toprağı ve başkenti ilan eden İsrail'dir. Şimdi anlıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aslında Kudüs'ü İsrail'e hediye etmiş. Ne şehit kanı kalmış, ne Müslüman katili kalmış, ne bir şey kalmış. Her şeyi vermişiz, teslim olmuşuz. Ama işte bakın, bu konuyu dileyip bir tane muhalif olduğunu iddia eden haber kanalı, bir tane muhalefet olduğunu iddia eden siyasi parti dile getirmiyor bunları. Bunlar yerine halkı korkutacak, yani Sadat'ın önüne gidiyorsun. Sadat'ın önüne gitmek ne demek? Ya geçen de zaten geçen yılın sonunda da aynı şeyi yaptılar. Bunlar halkın derdinden korkmuş, kendi canlarının derdine düşmüş korkak insanlar. Bakın gidiyor Sadat'a, diyor ki hani geçen yıl hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar şey söylüyordu, hem Akşener hem Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olacak diyordu. Ya bunlar kendi canının derdine düşmüş. Bunlar halkla alakaları yok. Sadat'ın önüne gitmesi de benzer bir durum zaten. Halka nereden korkmaları gerektiğini gösteriyor. Ne elde etti Sadat'ın önüne gitmekle? Hiç. Yani ortaya bir şey çıktı mı halka korku salmaktan başka? 2018 seçimlerinde sandıkları terk edin, aman işte gaza gelmeyin, provokasyona gelmeyin diye insanları evine gönderen de Bülent Tezcan'dı. Haluk Pekşen daha geçtiğimiz hafta bir açıklama yaptı Şaban Sevinç'e. Dedi ki 2017 referandumu öncesi bana dedi belgeler geldi. AK Parti 2,5 milyon sahte seçmen üretmiş. Bunları sisteme sokmuş. 2,5 milyon kişi ekstradan oy kullanıyor. Diyor ki ben diyor bunlar belgeli elime geldi. Televizyonlarda konuşmaya başladım. Ve beni diyor parti içinden susturdular. Bu işin üstüne gitme, fazla dillendirme dediler. Ve 2017'den beri o seçmen, o 2,5 milyon seçmen her seçim halen oy kullanıyor. Haluk Pekşen'in dediğine göre, ki kendisi avukat, diyor ki yani bu üretilen yeni sahte seçmenler, ki kelime oyunlarıyla üretilmiş, yani Kadir Atalay mesela benim adım, bir tane yan sahte profil Kadir Atalay, yani bir nokta kaldırıyor, nokta ekliyor, Ümit değil Umit yapıyor. 2,5 milyon böyle seçmen üretmişler ve diyor ki Haluk Pekşen şu anda diyor İçişleri Bakanlığı'nda bilgisayarlarda uzmanlar girdiği anda hangi bilgisayara, hangi memur, hangi şifreyle ne zaman girmiş, hangi sahte profili üretmiş, hepsi ortaya çıkabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu da bir türlü dile getirmiyor. Ya da diğer muhalefet hani. Buyurun. Muhalefet, siyasi muhalefet diyelim.